Cümleten selamlar tüm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte bomba bir ile karşınızdayım. FIFA 22 neden bitecek? Ya da FIFA 23'te eski jenerasyon konsollar neden kullanılmaz hale gelecek? PS4 ve Xbox One'a veda mı ediyoruz? Bunları konuşacağız arkadaşlar. Video bayağı detaylı ve FIFA 12, FIFA 13'ten de videoları içeriyor. Bayağı bir emek var. Dolayısıyla bu videoda 1000 beğeniye geçersek çok sevinirim. Hem bana destek olmuş olursunuz, hem kanalımıza çıkmış olur. Aynı şekilde aşağıdan da Discord adresimize katılabilirsiniz. O zaman videomuza başlayalım. İğneler bir şeyi ucuza getirme çabaları veya bir şeyi para vermeden elde etme çabası tamamen arkadaşlar ekonomik düzeyi düşük olan ülkelerde oluyor. Bunlardan birisi de Hindistan arkadaşlar ve Çin. Hindistan ve Çinli hackerlar bilmiş olduğunuz gibi dünya piyasasında hack ve bu şekilde benzeri sistem açıklarını kovalayan ve iyi yazılımcıya sahip olduğu ülkelerden iki tanesi arkadaşlar. Ve bu yazılım bilgilerine tabii ki de konsollara jailbreak yapma. Yani konsolların versiyonunu kırma, konsolların CD okuyucusunu kırıp ücretsiz bir şekilde internetten oyun indirip konsollarla oynama ve mod yapmayı sağlıyor arkadaşlar. Bunu yapma sebepleri ise oyunları satın alamamaları veya bütün oyunları oynamak isteyenlerin alım gücüne sahip olmaması. Bu zamana kadar Sony ile anlaşması olan hackerlar artık arkadaşlar bu anlaşma PlayStation 5 çıktıktan sonra rafa kaldırılmış gözüküyor. Çünkü PlayStation artık kırılabiliyor arkadaşlar. PlayStation 9.03 en son güncelleme sahip. Fakat PlayStation şu an 9.0'da kırılabiliyor. Yani güncel versiyonun bir tık aşağı versiyonu şu anda istediğiniz oyunu ücretsiz bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Peki Oğuz bir tık altta ben peki neden bundan endişelenmeyeyim? İşte bu videoda da bunu konuşacağız arkadaşlar. Öncelikle jailbreakli PlayStation yani versiyonu kırılmış bir PlayStation'da neler yapabilirsiniz bunu konuşalım. Versiyonu kırık bir PlayStation kuralları olmayan bir dünyaya benzer arkadaşlar. Yani dünyada yer çekimi kuralı olmadığını düşünün. Herhangi bir kural tanımayan, istediği gibi her şeyi modifikasyon yapabilen, konsolun her özelliğini maksimum kullanabilen, hatta konsolun içine başka işletim sistemlerini yükleyebileceğiniz ek yapabileceğiniz oyunları bedavaya alabileceğiniz kısacası konsolda arkadaşlar Sony'nin veya Xbox'ın yapmanızı istemediği ne varsa yapabileceğiniz bir hal alıyor. Sınırsız oyun yükleyebiliyorsunuz. Hackli bir şekilde online oyunları oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü ben de PlayStation 3 zamanında jailbreakli bir konsol kullanıcısıyım sevgili dostlar. Bunu yazılımcı olarak söyleyebilirim ki yapamayacağınız hiçbir şey yok. Sony'nin izin vermediği veya konsollu alınma sizin bilmesini istemediği bütün özelliklerini cihazı aktive edip kullanabiliyorsunuz. Ama burada tabii ki arkadaşlar genel oyuncu deneyimini etkileyen en önemli şey hack kısmı. Yani oyunlarda modlu ve hackli bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Şu anda bilmiş olduğunuz gibi PlayStation ve Xbox'ta şu an için konuşuyorum hack yapmak, online hack yapmak mümkün değil. Ancak PlayStation 4'te 9.0 arkadaşlar şu anda jailbreak edebiliyor. Yani bir versiyon düşüyor. Peki hacker arkadaşlar ne planlıyor? Hackerlar tabii ki de en güncel şekilde jailbreak'i bulup yani konsolları kırıp online'da oynamanızı sağlayacaklar. Ve arkadaşlar size şunu söylemek istiyorum ki online'da jailbreak'li oynamayı engelleyemez arkadaşlar Sony. Eğer son güncellemede jailbreak yapıp oyuna giriyorsanız bunu arkadaşlar sonun engellemesi mümkün değil. Çünkü bunu engellemek için arkadaşlar kullanılan uygulamalar var. PlayStation jailbreak'li bir PlayStation'a online'a girdiğiniz zaman o PlayStation'ın MAC adresini yani cihazın kodunu başka bir PlayStation gibi göstererek online'a giriyorsunuz. Ve arkadaşlar banyeseniz bile o uygulamadan hemen 5 dolar veya 10 dolara yeni bir ID satın alarak tekrardan online'a girebiliyorsunuz. Yani PlayStation'da son güncellemeye sahip bir jailbreak çıktığı anda bütün online oyunlarda hack, mod ve benzeri şeylerin hepsi dönmeye başlayacak arkadaşlar. Ve bundan tabii ki FIFA'da nasibini alacak. Ancak buradaki temel sonlarından bir tanesi arkadaşlar hackten çok oyun içi içerikleri değiştirebiliyorsunuz. Bunu örnek olarak şöyle bir şey söyleyebilirim. Mesela FIFA'da açtınız bugün promosyon paketlerine baktınız arkadaşlar. 100 kalık paket yok. Siz 100 kalık paket açabiliyorsunuz bu hackler sayesinde. Bu da arkadaşlar zaten her oyunun ölmesiniz neden oluyor. Her oyunun bitmesi neden oluyor. Ve maalesef ki arkadaşlar FIFA'da bilmiş olduğunuz gibi online'da en çok para olan da oyun. Yani en çok paranın kazanıldığı oyun. Ve bu oyunun bilgisayardaki versiyonu oynayanlar biliyor ki arkadaşlar oyun hackten geçilmiyor. Ve bu hackler arkadaşlar ucu açık hackler. Yani her oyuncuyu 99 yapma, her oyuncuya 5 weak foot, 5 skill move verme, işte beceri şeylerini ekleme, maçta gol ekleme, sizi maçtan atma, draftı yaklaşık 5 dakikada 4'lü 4 yapma, paket açma, oyunun istemediği paketleri açma gibi gibi arkadaşlar bir sürü şey yapıyor. Ve şu anda FIFA 22'de 9.0'ı jailbreak'in çıkması neredeyse an meselesi ve an meselesi demek jailbreak çıkar çıkmaz arkadaşlar PlayStation'da FIFA 22'nin biteceği anlamına geliyor. Neden böyle diyorum? Çünkü PlayStation 4 ve PlayStation 5 marketleri aynı arkadaşlar. 4 ve 5 marketleri aynı olduğu için insanlar birden çok fazla coin sahibi olmaya başlayacak. EA bunun önüne geçemeyecek. Profesyonel oyuncular var arkadaşlar bilmiş olduğunuz gibi. Belki bazıları buna karışacak. Yani kısacası ortalık karışacak arkadaşlar. Bu yüzden bence önümüzdeki sene artık eski jenerasyonlarda FIFA'nın son senesi olabilir. Son senede arkadaşlar şundan kastediyorum. PlayStation 4 ve PlayStation 5 marketleri ayrılabilir. Bu, bu market ayrılışı zaten artık PlayStation 4'ün kullanılamaz olduğu anlamına gelecek. Çünkü herkes artık hack yapmaya başlayacak arkadaşlar. Yani PlayStation 4'teki FIFA bilgisayardaki FIFA'ya dönecek. Herkes hack yapıyor. Her yerde hack var. Fazla coin var. Coin baronları var. Sizleri maçlardan atabiliyorlar. Yani kısacası arkadaşlar tamamen uçsuz bucaksız leş bir dünyaya dönecek. Bu işi tamamen FIFA odaklı düşünürsek nelerin bizleri beklediğini size anlatayım arkadaşlar. Öncelikle cevabı bulunduktan sonra oynamış olduğunuz maçlarda Karşımıza hack gelirse olacak şeyler. Bütün oyuncuların 99 olması. Hepsinin 5 foot 5 skill move olması. Hepsinin bütün trade'lerinin olması. Her zaman yeşil yani e, time finishing'den bahsediyorum. Her zaman ne olursa olsun yeşil vurmaları. Gibi gibi. Hatta arkadaşlar şu anda bilgisayarda bir hack var. FIFA 18'den beri var ama son iki senedir daha da aktif kullanılıyor. Bilgisayarda paketten çıkacak oyuncuları değiştirebiliyorsunuz. Evet bundan banyıyor musunuz? Yiyorsunuz arkadaşlar. Bundan banyemeniz hiçbir şey yok. Bundan banyıyorsunuz ancak bu şunu doğru arkadaşlar. Banyemeden önce eli etmiş olduğunuz coinsler sizin hesabınıza gelebiliyor. Ya da o coinsleri satarak para kazanabiliyorsunuz. Bunun dışındaki bir tane daha örnek. SBC yapanlar için biliyorsunuz ki sınır var. Her konsolda 5 tanesi açabilirsiniz. 5 tane açılabilir, açılmışa girebiliyorsunuz. Jailbreak gelirse bu da sınırsız olacak. Yani PlayStation'a jailbreak gelmesi FIFA'nın bütün her şeyini bozacak arkadaşlar. Bu yüzden PlayStation 4 ve PlayStation 5 ayrılmak zorunda kalacak. Çünkü FIFA kompetitif yani e-sporu olan turnuvaları olan profesyonel insanların oynamış olduğu bir oyun. Ve bu oyun son ile anlaşmalı arkadaşlar. Son ile anlaşmalı olduğu için de mecburen bu oyunu sizlere PlayStation'da oynatmak zorunda. Ve şu anda PlayStation 5'te bunu oynatabileceği tek konsol. Yani PlayStation 4 arkadaşlar eğer ki altın yüz kesin demiyorum eğer ki 9.0'ı jailbreak yetişirse seneye ne yazık ki PlayStation 4'ler artık sadece PlayStation 4'te kullanılabilecek. Yani 4 ve 5 markete aynı olmayacak. Hack dolu bir oyun olmuş olacak arkadaşlar. Bu da sizlerin kullanıcı deneyimi düşürecek. Mesela bilgisayarda da bu şekilde hackler var. Bilgisayarda umursamıyorlar çünkü burada e-spor yok bilgisayarda. Sadece oyunu satıyor, parasına bakıyor adam. Ama PlayStation'a bu durum böyle değil. Oyun kompetitif arkadaşlar ve şunu söyleyeyim. Xbox kullanıcıları için. Xbox şu anda jailbreak ya da hacklenme gibi bir durum yok arkadaşlar. Bu sadece PlayStation şu anda mevcut. Xbox 360 yani eski konsolu kırılabiliyordu evet. Ama ve lakin şu an Xbox One'larda herhangi bir kırılma söz konusu değil. Dolayısıyla arkadaşlar Xbox kullanıcıları birazcık daha rahat olabilirler. Ancak PlayStation 4 kullanıcıları benim şahsen hem 4'üm hem 5'im var. 4'te kadro kurma görevlerini yapıyorum. Bu bile arkadaşlar benim için kötü bir şey oldu. Çünkü ben PlayStation 4 üzerinde hızlı bir şekilde coins kasıp satıyordum. veya kendi ana hesabımı atıp coinlerimi biriktiriyordum. Şimdi bunu FIFA da olmasa arkadaşlar dediğim gibi tamamen işimize çomak sokacak ve şimdi sizlere FIFA 12 FIFA 13 zamanlarında olan bir hileyi göstereceğim. Bunu aranızda arkadaşlar bilenlerin çok az olduğunu düşünüyorum. Yani belki şu videoyu izleyen bir ya da iki kişi biliyordur. Şimdi gelin o hack neydi ve EA Sports bunu nasıl önlem aldı hep beraber izleyelim. Şimdi sizlere arkadaşlar FIFA 12'ye getiriyorum. FIFA 12'de olan hack'i gördüğünüz zaman aklınızı yitireceksiniz arkadaşlar. Bakın söylüyorum. Sınırsız coins kasma. Sınırsız arkadaşlar. Yani bu oyunlarda bu hileyi bilen herkes sınırsız coins'e sahipti. Peki bunu nasıl yapıyorlardı? Web app arkadaşlar biliyorsunuz şu anda internetten webden girdiğiniz bir web web var yayın. Oradan markete vesaire girebiliyorsunuz bilgisayardan. Arkadaşlar burada bir hack vardı ve şunu sağlıyordu size istediğiniz paket açabiliyordunuz. Mesela store'da diyelim 7,5 kam var. Siz 100 klık paket açabiliyordunuz. 50 klık paket açabiliyordunuz bu hack sayesinde. Aynı zamanda arkadaşlar bunu bedavaya açabiliyordunuz. Temper Data diye bir olay vardı arkadaşlar. Bu oyun e, bu oyun serileri 12 13'ten bahsediyorum. Ondan sonra zaten güncellendi. Bu mod arkadaşlar yani bu hile sizlerin serverla aranızdaki data geçişini sağlıyor arkadaşlar. Yani serverdan diyor ki size, serverdan size bu data geliyor, sizden ona bu data gidecek. Bunu göndermek istiyor musunuz diye bir şey vardı ve tabii ki bu zaman web -App çok ilkel. Yani web app'te hiçbir hile koruması, ne bileyim güvenlik koruması yoktu daha her şey çok ilkel olduğu için. Ve insanlar bu hile sayesinde arkadaşlar paketi açıyordu. O uygulamada arkadaşlar yazan şey şuydu. Hesabınızın işte 7500 coins gidecek ve şu paket açacak onaylıyor musunuz diyordu. Hayır dediğiniz zaman paket açılıyordu bedavaya. Ve arkadaşlar bu şekilde sınırsız coins elde edebiliyordunuz sevgili dostlar. Bu inanılmazdı. FIFA 12, FIFA 13'te gerçekten de coins'in değeri yoktu yani. Hani tabii ki bu hileyi bilenlerden bahsediyorum. O senelerde ben de oynuyordum ve hani bunu sonradan öğrendiğim zaman arkadaşlar çılgına dönmüştüm yani. Çünkü bir günde oturup 150, 200, 300 yani tamamen arkadaşlar paketi açıp QXL ediyorsun. Paketi açıp QXL ediyorsun. Hani sürekli 100k paket açıyormuş gibi düşün yani arkadaşlar. böyle bir sistemde ve inanılmazdı sevgili dostlar. Bu yüzden hani böyle bir şey olacak. Eğer PlayStation'ları jailbreak gelirse böyle bir şey olacak. Ve bunu bilgisayarla kıyaslamayın. Neden bilgisayarla kıyaslamayın diyorum arkadaşlar. Çünkü bilgisayarda banlandığınız zaman tekrar FIFA almanız gerekiyor. Bu da ço oyunda çoğu hile yapanı uzaklaştırıyor açıkçası. Ancak bu PlayStation'da olduğu zaman yani bu PlayStation'da bu hackler geleceği zaman insanların ban yeme gibi bir korkusu olmayacak. Çünkü PlayStation oyunu bir kere almanız, özellikle CD'li almanız yetiyor arkadaşlar. Oyunu CD'li sahipseniz istediğiniz kadar oynarsınız. Aynı şekilde dediğim gibi konsol banı yemenize de ihtimal yok. Çünkü konsol banını jailbreak'teki bir uygulama sayesinde hemen Mac adresini değiştirip yeni bir cihaz gibi girebiliyorsunuz. Yani bu ne demek? Sonsuz döngü demek arkadaşlar. Dediğim gibi bunu tekrar videonun sonunda bir özet geçeceğim. Ama ve lakin şu anki koşullarda benim dediğim senaryoların hepsi olası. Çünkü ben bu senaryoları arkadaşlar yaşadım. FIFA 12'de de yaşadım. PlayStation 3'te Call of Duty oynarken, turnuvalarda oynarken de yaşadım. Yani ben bunun oyuna nasıl etki ettiğini biliyorum çünkü kendim de arkadaşlar Jailbreak'ı PlayStation 3 kullandım. Xbox'ta kullandım ve videonun sonunda da zaten bunu tekrar arkadaşlar sonuç olarak konuşacağız. Ama demeye çalıştığım şey böyle şeylerin mümkün oldu arkadaşlar. Şimdi çoğu bir insan videoyu izler böyle bir şey olamaz diye düşünüyor. Ancak bu tarz şeyler tarihte yaşandı. Hatta şu an bilgisayarda da yaşanıyor. Bu yüzden arkadaşlar e bu tarz şeyler olduğunu unutmayın. Şimdi gelin arkadaşlar videonun sonuç kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, sonuç kısmına geldik. Şimdi sonuç kısmında ben size her şeyi tekrardan özetleyeceğim. PlayStation 4 versiyonu kırıldı. En güncel versiyon 9.0.3. Şu anda en son kırılan 9.0.0. Yani bir versiyon var en son güncellemenin kırılmasına. bunu da tez zamanda olacağı bekleniyor. Tabii ki buna Sony önlem almazsa Sony birden 5 tane güncelleme çıkarır. Jailbreak gecikebilir mi? Gecikebilir. Ama eninde sonunda bunun olacağı şey PlayStation 3'lerde olduğu gibi tamamen cihazın kırılması ve kırık cihazı online oynanması. Şimdi benim kendi teorime göre, benim kendi düşüncelerime göre şu anda PlayStation 5 çıktı. Artık PlayStation 5 herkes elde etti. PlayStation 4'ün hackerlar tarafında veya sonra tarafında pek bir değerinin kaldığını ben düşünmüyorum. Bu yüzden de arkadaşlar bu cihazın kolay bir şekilde kırılabileceğini ve son elinde buna el atmayacağını düşünüyorum. Ve hazır bu sene şu anda 9.0 gelmişken yani jailbreak bir versiyon gerideyken bunun çok da uzak olmadığını düşünüyorum. Belki bir ay, belki iki ay içerisinde, belki 3 ay içerisinde bunun olacağını düşünüyorum. E bunun olması, Sony'nin tarafından bunun bilinmesi, FIFA ile Sony'nin partner olması, bu cihazda kompetitif oynatması, Foot Champions oynatması, e tabi ki yayında arkadaşlar kulağına gidecektir. Ve kulağına gittiği zaman mecburen önlem almak zorunda kalıp PlayStation 4 ve 5 marketini ayıracağını düşünüyorum. Ancak buradaki temel sorun 4 ve 5 marketin ayrılması değil. 4 ve 5 markete ayrılsa da siz sonuçta hack olmaz oynarsınız. Hemen sorun eski konsollarda artık ekin yaygın olacağı, kadroların çok iyi olacağı, coinslerinizin değeri olmayacağı, marketin çok yüksek olacağı, kısacası normal hacksiz oynayanların ekli oynayanlarla mücadele edemeyeceği adiliyetsiz bir sistem olacağını düşünüyorum. Bu benim kendi görüşüm. Ben PlayStation 3 zamanında arkadaşlar Call of Duty turnuvalarına giriyorduk ve o zamanlar bile bakın Call of Duty'den bahsediyorum oyun Kırık olmasına rağmen oynayamıyorsun. Lobide bir tane hackli birisi olsa bile oyunu oynayamıyorsun çünkü seni her yerden görüyor, vuruyor. Bu şu anda bilgisayardaki Warzone'da hack yapmasını düşünün arkadaşlar. Aynı şey. Ya da modlu GTA oynamayı düşünün. Aynı şey. Yani demeye çalışmış arkadaşlar sizi uyarmak. Hani bir şekilde yeni jenerasyon konsol için belki bütçe biriktirebilirsiniz, para biriktirebilirsiniz. Hani bunu şimdiden size söylüyorum. ha hani yeni oyun çıktığı zaman hayal kırıklığı yaşamamanız için. He ben alim miyim? Değilim. Ben sadece öngörümü sunuyorum arkadaşlar. Yani şu anda bir versiyon geride olan jailbreak'in güncelle varmasını yani artık jailbreak'le online oynamaya başlanmasının 2-3 ay içerisinde olacağını düşünüyorum. Bu benim öngörüm. Ha, belki olmayabilir ama ne yazık ki PlayStation 3'ten gördüklerim ve Xbox 360'tan gördüklerim bunu gösteriyor arkadaşlar. Ne yazık ki bunu gösteriyor. Çünkü ikisinde de yeni konsol çıktıktan sonra artık o konsolları salmışlardı sevgili dostlar. Ben yine aynı şekilde olacağını ve insanların artık bu konsolları tamamen kırık bir şekilde ücretsiz oyun oynayacağını, hack yapacağını düşünüyorum. Bu benim kendi görüşüm. Umarım ben yanılırım. Ama ben yanılacağımı da düşünmüyorum sevgili dostlar. Hatta bu konu gerçekten çok kritik bir konu arkadaşlar. Çünkü oyun yapımcıları için çok kötü bir şey. PlayStation 4'de mesela 60 dolara sattığı bir oyunu artık satamayacak. Çünkü herkes jailbreak sahibi olacak. Bu oyunu bedava indirecek. Bu da arkadaşlar aslında oyun içini edecek. Ve dediğim gibi sadece FIFA bazlı düşünmeyin. Fortnite, Warzone, ya da bu tarz oynanan Apex Legends gibi crossplay oynanan oyunlarda mecburen değişmeye gidilmek zorunda kalacak. Yani bu jailbreak çıkması evet oyuncular açısından güzel bir şey. Peki parası olmayan, yetmeyen, oyun oynamak isteyen insanlar bunu oynayabilecek. Evet güzel. Ama işin diğer tarafına baktığımız zaman eklenmeler, işte oyunların modlanması, DLC'lerin bedavaya gelmesi, her şeyin değiştirilebilir olması tarzı şeyler. Maalesef ki online oyun oynayan ve bu hacklere sahip olmayan herkesi etkileyecek sevgili dostlar. Benim kendi görüşlerim bu şekilde. Videoda size nostalji birazcık fonik 12, fonuştan da bilgiler verdim. Ee, dediğim gibi. Bu arada para kazanma yöntemi söyleyeyim size arkadaşlar. Ee, şu anda 9.0 olan eski cihazlar değerlendi arkadaşlar. Örnek veriyorum. Normal PlayStation Slim'i 9.03 ile götürmenizle 9.0 ile götürmeniz arasında fiyat farkı oluştu. Dolayısıyla piyasadaki en güncel olmayan PlayStation'ların değeri arttı. Özellikle PlayStation Pro'ların değerleri arttı. Sizin de bir konsolunuz varsa, arkadaşınızın, eşinizin, dostunuzun bir konsolu varsa, uzun zamandır açmadıysa lütfen onları açmasını söyleyin. Satacakları varsa da düşük versiyona satsınlar ve şu anda konsol alanlar, konsol alan sporcular, Kadıköy'de, işte Doğu Bank'ta, Cartcurt nerede fark etmez. İnsanların bunu bilmediğini bildikleri için aynı parayı öneriyorlar. Siz konsolunu satarken eğer 9.0 ve öncesiyse benim cihazım kırılabiliyor. Dolayısıyla ben bu cihazı daha pahalıya satmak istiyorum diyerek de eski cihazınız daha pahalıya satabilirsiniz. Bu da benden size bir yatırım tavsiyesi olsun arkadaşlar. Bu şekilde para kazanabilirsiniz. Arkadaşlar dilim döndüğü sizlere videoyu güzel bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım video ölçünüze gitmiştir. E, beğeniyorsanız arkadaşlar bir beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Yeniyseniz de abone olabilirsiniz. Aşağıdan da Discord adresimi hepinizi bekliyorum. Her türlü sorunuz için de Instagram, Oguz, Erdogan iki tane ne var sonunda. Oraya bana DM gönderebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu hafta sonları ailenize, sevdiklerinizle beraber. Güzel günler dilerim arkadaşlar. Hoş